bu ihtimali dışlamamak gerekir diye düşünüyorum. İngiltere'de buna benzer bir siyasi tablo en son 1974'te yaşanmıştı. O zaman birinci işçi partisi olmuştu. Bir azınlık hükümeti kurmuştu ancak bu hükümet fazla işlememişti. Aynı yıl içerisinde İngiltere'de iki kere seçim yapılan tek yıldı 1974. Şimdi baktığımızda meclis aritmetiğine son derece parçalı bir yapı var. Başbakan Theresa May meclis çoğunluğunu artırmak istedi. Tam tersine azalan bir meclis çoğunluğuyla başbakanlığını sürdürmek zorunda kalacak. Bu Brexit müzakere gibi son derece zorlu bir süreçte hiç de uzak olmayan bir ihtimal. Ama gelişmeleri zaman gösterecek. Muhafazakar Parti ve Demokratik Birlik Partisi'nin karşısındaki cephenin de son derece parçalı olduğunu unutmamak lazım.